Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, engellilerin eğitim alanında çok çeşitli sorunlar yaşadığını ileri sürüyor. Boyraz'a göre bazı aileler çocuklarını engellilerle okutmak istemezken, bazı eğitimciler de engellileri okula kaydetmemek için direniyor. Haberimizin içinde arşivden derlediğimiz ve Boyraz'ın iddialarını destekleyen görüntüler de var. Engelli bir çocuğun ilkokula başladığı zaman, eğer o ilkokul tabiri caizse biraz elit bir semtte ise o aileler, o veliler toplanıyor. Bu çocukta ben sınıfımı almak, yani bu çocuğu bu sınıftan alın ya da benim çocuğumu alın başka sınıfa verin diyen aileler biliyoruz. Hatta ve hatta engelli çocuğu okula kaydetmemek için direnen eğitmenler ve öğretmenler görüyoruz. Müdürler görüyoruz. Televizyonda gizli kameralarla ben zaman zaman birçok müdürü, birçok kamerayı aldım. Engelli çocuğu okula kaydetmeyin. Bu çocuk sakat. Ne işi var okulda? Çocuğun okuldaki çocukların psikolojisini bozacak. Bunu almayalım okula diyen öğretmenler görüyoruz. Yani burada temel eğitim, sağlıklı bir eğitim olsaydı o öğretmenin ya da o müdürün öyle bir laf edeceğini ben düşünemiyorum. Yani acaba o engelli çocuk o müdürün çocuğu olsaydı aynı lafı mı söyleyecekti? Ve biz bunu İstanbul'un göbeğinde yaşıyoruz. Bugün Ordu'nun bende bir Ordu televizyondan aldığım bir alıntı vardı. Yani Ordu'da yayın yapan bir televizyon, tam ismini bilmiyorum. Benim flashback'imde kayıtlı, zaman zaman bunu ben Ordu'da çekilmiş ama yani ben elime geçti bir yerden. Bir anne, İstanbul'da oturan bir anne, tekerlekli sandalyeli bir çocuğuyla Ordulu memleketine yerleşiyor haklı olarak. Ordu'nun bütün kaldırımlarını, okula gidiyor, kaldırıma gidiyor, kaya çıkıyor, karşısına direkt çıkıyor, esnafın sandığı çıkıyor vesaire vesaire. Bunu ben bakana dinlettim, izlettim. Alın, Türkiye gerçeği bu. Çok engel var. Kesinlikle bunlardan çok az. Engel çeşitli ve sınırsız. Ordu sokaklarında ve sosyal yaşamında bunun yüzlerce örneğine rastlamak mümkün. Emirhan ve annesi Aysun Günaydın'a sokakta yürürken rastlıyoruz. Bir engellinin sokaklarda karşılaştığı sorunlara tanıklık etmek için de kameramızı açıyor. Anne Aysun Günaydın'ı dinliyoruz. Bunu yapamaz. Yani yetişkin bir insan, tekerlekli sandalyede olan bir insan. Ya o kadar çok üst geçit, köprü yapmışlar burada köprü başında. Ben oradaki yoldan geçen insanlardan yardım istemek ve hiçbir rampalar sağlıklı değil. Emirhan okuyor. Evet okuyor. Nerede okuyor? Nasıl götürüp getiriyorsunuz? Atatürk İlki Öğretim'de okuyor. Emirhan servise gidip geliyor. Tabii ki biz bunun servis problemleri de çok yaşadık. Servisçiler bizi kabul etmediler. Çocukların bizden korktuğunu söylediler ve bunu ailelerine söylüyorlarmış. Ailesi de öğrencilerini servisten geri alıyorlarmış. Biz Emirhan'ın varlığında ve yanında annesi ben taşımakla yükümlü olduğum için bizden rahatsızlık duyuyorlarmış. Bunu sadece serviste ya da sokakta bu sorunu yaşamıyoruz ki. Biz bunu eğitimcilerle de yaşıyoruz biz bu sorunu. Emirhan'ın buraya İstanbul'dan nakilli geldiği zaman biz öğretmenimiz de bu problemi yaşadık. Yani Emirhan engelli olduğu için sınıfında istemedi. 3 tane kaynaştırmalı öğrencim var diye 34 tane öğrencinin içine seni bu sınıftan göndermek istiyorum deyip de rencide etti. Biz çok büyük sorunlar yaşadık Ordu'da. Yani bu sadece ne kaldırımdan kaynaklanıyor ne serviste kaynaklanıyor. Burada bir dolmuşa binmen imkansız. Burada İETT yok ki rampalı ya da tekerlekli sandalye rahat binebileceğin. Burada taşıt problemi de çok büyük. Okula müdürüne gidiyorum, diyorum ki benim evime burası yakın. Ben bu okula kayıt olmak istiyorum. Bana müdür bey diyor ki okulumuzun asansörü bozuk diyor. Bunu siz yaptırmanız gerekiyor diyor. Hangi birini anlatacaksınız? Engellilerin hangi bir sorununu anlatacaksınız? Ya Türkiye'nin her yeri böyle. Ben